Şimdi bu ifade ettiğiniz iki şey aslında birbirinden çok farklı şeyler. Yani Müslümanların, ahir zaman Müslümanlarının bu denli saltanata düşkün olmaları, lükse düşkün olmaları, dünya ile böyle bu kadar iç içe olmaları, Peygamberimizin ve onun ashabının dünyadan hep kaçtıkları, uzak durdukları ama bununla birlikte baktığımızda dünyadan ne kadar uzak dururlarsa dursunlar, dünya imtihanlarından, yani sizin ifadenizle o tehlikelerden, huzursuzluklardan, sıkıntılardan uzak duramamışlar. Evet, Peygamberimiz sarayda oturmamış ama yiyecek ekmeği de bulamamış. Hazreti Ömer sarayda oturmamış ama yiyecek ekmeği bulamamış. Yani karnı doyunca yememiş. Sıkıntı Müslümanlar için her zaman da var. Niye Cenab-ı Hak Müslümanlara böyle sıkıntı veriyor? Müslümanların dünyevileşmesi ayrı bir konu. Cenab-ı Hak dünyaya değer vermiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Sizin çevrenizde rahatsız olduğunuz bir insan olsa, siz bu insanı sevmiyorsunuz. Bu insandan rahatsızsınız, güvenmiyorsunuz, itimadınız yok. Ailenizi bu insandan sakınırsınız. Eşinizi, kızınızı, çoluk çocuğunuzu, yani bütün mahremlerinizi o sevmediğiniz insandan, güvenmediğiniz insandan, belki gözünden emin değilsiniz, dilinden emin değilsiniz. Bu insandan sakınırsınız. Hiçbir surette sizin aile efradınıza, evinizin civarına yanaşmasını istemezsiniz. Aile fertlerinizin onunla görüşmesini istemezsiniz. Belli yasaklar getirirsiniz. İşte şu komşuya gitmeyeceksiniz, onunla görüşmeyeceksiniz. O buralara gelmeyecek, onunla bir şey alıp vermeyeceksiniz gibi uygulamalar getirirsiniz. Bu örnekten hareketle Cenab-ı Hak kullarını çok seviyor. Bir maksada mebni bu kulları var etmiş. Kendisi için var etmiş. Bilinmekliği için var etmiş. İbadet edilmekliği için var etmiş. Sevgiden var etmiş. İnsanın mayası sevgidir. İnsan bu kadar sevince sevdiğini kıskanır. Cenab-ı Hak da insanı bu kadar sevince insanı dünyadan kıskanmış. İnsanın gönlüne dünyanın girmesine izin vermemiş. Dolayısıyla da insan dünyadan uzaklaşsın diye adeta dünyayı insana karşı bir cadı haline getirmiş. İmtihanlar, sıkıntılar, musibetler, yokluklar, açlıklar, efendim, insan dünyadan uzak dursun, dünyayı kalbine sokmasın, kalbinde yalnız Allah'a iman, Allah'a aşk, ona ihlas, ona ibadet duygusu, ona zikir duygusu olsun. Kalbinde başka bir şey olmasın diye insanı dünyaya yaklaştırmamış. Ve böyle uygulamalarda bulunmuş yani. İmtihanını zorlaştırmış ki insanın dünyaya meyletmesin. Bunun sebebi Allah-u Teala'nın kullarına duyduğu muhabbettir.
Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, insanlık alemi içinde en çok musibetle karşılaşan peygamberlerdir. Peygamberlerin içinde hususen biziz buyuruyor. Kendi şahsını kastederek biziz. Sonra iman derecelerine göre müminler Allah'ın musibetlerinden nasiplenirler. Çok musibetle karşılaşmak, yani ağır imtihanlar, ağır bedeller ödemek, insanın manevi derecesinin yükselmesine, yüksek olduğunun işareti ve buna vesiledir. Cenab-ı Hak sevmiş peygamberlerini, peygamberlerden daha sevimli, Allah'a yakın bir insan düşünemeyiz. Ama bakın, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attırmış. İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim'in önüne oturtmuş, kurban etmek istemiş. Bunlar ciddi imtihanlar yani. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdirmeye kalkmış. Musa Aleyhisselam'ı denize sürmüş. Yahya Aleyhisselam'ın başını kestirmiş. Zekeriya Aleyhisselam'ı ağaç biçer gibi biçtirmiş. Hazreti Cercis Aleyhisselam'ın derisini yüzdürmüş. Canlı canlı. Bu insanlar peygamber. Bu insanlar peygamber. Ve hiçbiri adeta kaşını kaldırıp bakmamışlar. Hak'tan gelene amenna demişler. Şimdi bunu sevgiyle siz mantıkla düşündüğünüzde sevgiyle bağdaştırabilir misiniz? İnsan sevdiğine böyle mi yapar? İnsan sevdiğini ateşe mi atar? Sevdiğini oturup kurban mı ettirir? Kızarla biçtirir mi? Ama peygamberlerine böyle muamelede bulunuyor Cenab-ı Hak. İşte bu onları ne kadar sevdiğini gösteriyor. Bu peygamberler bundan rahatsız olmamışlar, aksine memnun olmuşlar. Bu yaşadıklarıyla anlamışlar ki Rabbimiz bizi seviyor. Hocam ben onu demek istemedim. Benim demek istediğim şu. Şimdi oraya geliyorum ben. Yani bu ayrı bir konu. Yani ben Müslüman olarak yani Arapistan'ın kralının satılmasına ben üzülüyorum yani. Şimdi yani peygamberlerin dünyaya meyletmemiş olmalarına rağmen sahabinin çilede değişiklik yok. Sıkıntıda değişiklik yok. O sıkıntı çekilecek. Bu ayrı bir konu diyorum. Gelelim bugünün Müslümanlarına. Niçin bugünün Müslümanlarında bu kadar bela musibet var? Sebep aynı. Cenab-ı Hak bizleri de dünyadan, dünya sevgisinden uzak tutmak istiyor. Biz bunu başaramıyoruz. Biz dünyayı seviyoruz. Biz bir elde iki karpuz tutmak istiyoruz. Hem ahireti hem dünyayı. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki Allah-u Teala Adem oğluna iki gönül vermemiştir. Yani birini dünyaya versin, birini ahirete versin. İnsanda bir kalp vardır. Bir gönül vardır, onu Rabbine vermek durumundadır. Biz bir elde iki karpuz tutmak istediğimizden bu olmuyor. Karpuzun biri yuvarlanıp kırılıyor. Dolayısıyla da belki bundan dolayı bir cezaya müstahak oluyoruz. Biz dünyayı bu kadar istedikçe, dünya için bu kadar hırslandıkça, saltanata meyledip birbirimize ayak oyunları yaptıkça, Cenab-ı Hak da bu işleri bizim burnumuzdan getiriyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, siz Kur'an'la zıtlaştığınızda, İslam'la terse düştüğünüzde, Allah size dar geçimler verecektir. Yani hayatınızı zorlaştıracaktır. Sıkıntılar, musibetler üzerinize yağmur gibi yağacaktır. Ne zaman biz Allah'a tevekkül edeceğiz,
Allah'a teslim olacağız, Allah'ın ipine sarılacağız, yaratılış gayemizi bileceğiz, o zaman imtihanımızın şekli de değişecek. İmtihanın, ama imtihan değişmez. Dünya varsa, insan varsa imtihan var. Ama imtihanın şekli değişir. O şekli Cenab-ı Hak değiştirebilir. Dedik ya, bakın peygamberler farklı bir şekilde imtihan olmuş. Bugün bizler farklı bir şekilde imtihan oluyoruz. İşte Arakan farklı bir imtihanda, Filistin farklı bir imtihanda, Irak farklı bir imtihanda, Afganistan, Türkiye, efendim şimdi Suudi Arabistan, hepimiz farklı bir imtihandayız. Ama bir imtihanın içindeyiz. İşte önemli olan bu imtihanı kazanmaya gayret etmek. Allah bizi kazananlardan etsin. İmtihanı kaybedersek felaket o zaman. Hem bu kadar musibet, yani hem dünyayı kaybedeceğiz, hem de ahireti kaybedeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Yani bu imtihanın sebeplerinden birisi İslam'la tezat hale gelmemiz, Kur'an'a sırt çevirmemiz, varlık gayemizi unutmuş olmamız. Bunun büyük rolü var yani. Şükürsüzlük, zikirsizlik, nankörlük, bunlar hep azap vesilesi olarak Kur'an'da zikrediliyor. İnna azabe leşedid buyuruyor Cenab-ı Hak yani. Bunları terk ettiğinizde, bunları boşladığınızda sizin için çetin azaplar var yani. Şiddetli azaplar var. Nankörlüğünüzün karşılığı, nimetin elimizden alınışı var. O nimetten mahrumiyet var yani. Belki her şey çok bol ama bu kadar bollukla birlikte misal bu nimetlerden bulaşan bu kadar hastalıklar var, musibetler var. Şimdi yiyip içtiğimiz her şey bakın kanserojen maddesi taşıyor. Bu şükürsüzlüğün neticesi. Dünün insanları arpa ekmeğinden başka bir şey bulamıyorlardı. Ama o kadar sıhhatliydiler. Müthiş sıhhatleri vardı. Babalarımız, dedelerimiz 80 yaşında tarlada çalışıyorlardı. Ama bugünün insanına bakın, envai çeşit yiyecekler var. Ama hepsi hormonlu. Hepsinin genetiği bozulmuş. Hepsinde kanserojen riski var. İşte doktorlar bas bas bağırıyor. İşlenmiş ürünlerin hiçbirini, paketlenmiş ürünlerin hiçbirini yemeyin. Ne yiyecek bu millet? Kimin evinde ineği var ki salsın? Yağ yapsın, yoğurt yapsın, peynir yapsın. Mecbur hazır olacak yani. Mecbur hazır olacak. Hazır aldığı şeyde de bu kadar felaket sıkıntı getiriyor. Her türlü hastalığı getiriyor. Efendim, köleliği getiriyor. Şimdi bunları görüyoruz. Gördüklerimize ihtiyaç hissediyoruz. Bunları elde edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Aldığımız maaş belli. Misal asgari ücretle çalışan bir insanı düşünün. Yuvarlak hesap 1,5 lira maaş alıyor. Bu 1,5 lira maaşla bugün gözün gördüğü şeyleri almak mümkün mü? Göz görüyor, can istiyor. Bu sefer seni daha çok çalışmaya itiyor. Yani dünya için daha çok çalışıyorsun. Dünya için daha çok çalıştıkça Allah'tan uzaklaşıyorsun. Namaz gidiyor. Efendim, zikir gidiyor. Cemaat gidiyor. Gidiyor. Hiçbir şeyde dikiş tutturamıyorsun.
geçmiş İslam büyüklerine bakıyoruz. Yani bir İmam Nevevi, meşhur muhaddis, fakih, muttaki, veli. İmam Nevevi 3 günde bir yemek yiyor. 3 günde bir yemek yiyor. Sebebi de yemek zaman kaybına sebep olmasın. Daha çok Allah'ın zikriyle, ilmiyle meşgul olayım. 2, affedersiniz, habire lavaboya taşınmayayım. Lavaboya gitmek, çıkıp abdest almak, zaman kaybı. Allah'tan başka bir şeyle meşgul olmayayım diye artık dayanabileceği son nokta, yani 3 günde bir yiyor. O insanlar böyle yaşamışlar. Allah'a kulluğa böyle değer vermişler. Bugün biz günde 3 öğün yemeden duramıyoruz. Onlar 3 günde bir yerken biz 3 öğün yemeden duramıyoruz. Bu sadece ana öğünler. İşte aparatifler, kooperatifler, bunlar hariç. Düşünün yani. Şimdi bu kadar bu yemeğin kazanılması, dolayısıyla harcanan zaman bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Belki öyle arkadaşımız oluyor ki maişetinin çokluğundan dolayı hem de tatil günleri haftada bir gün belki görüşebiliyoruz. Cuma namazında görüşebiliyoruz. Bir hafta boyunca görüşemiyoruz. Şimdi düşünün o insandaki dünyevileşmeyi. Arkadaşlarından uzak kalmış, dostlarından uzak kalmış, Allah'ın zikrinden uzak kalmış. Sahabi bir gün namaza gelmeyen kişiye taziyeye gidiyormuş. Taziye, sen dün yoktun, çok şey kaçırdın. Sana geçmiş olsun, başın sağ olsun. Yani cenaze gibi sayıyorlar onu, yani sen manen öldün yani. Sen dün peygamberin meclisine gelmedin, dün sohbete gelmedin. Bugün biz öyle oluyor, aylarca belki gelemiyoruz. Bir de birbirimizden haberimiz yoksa, Allah esirgesin, birbirimizi arayıp sormuyorsak, hakikaten taziyelik oluyoruz yani. Bu halin kendisi bir musibet yani. Kendisi bir musibet. Yani Cenab-ı Hak eleştirel anlamda bunu buyuruyor. Yani insan acelecidir. Dünyayı ister yani. İnsan dünyaya taliptir. İnsan acelecidir. Bu anlamda aceleci olmamızı istemiyor. Hakkı istememizi Cenab-ı Hak istiyor. Allah'ı isteyelim istiyor yani. Bu yüzden yani dünyevi nimetlerin çokluğu bir yiğitlik değil, bir başarı değil. Aksine tehlike. Tehlike. Yani varlığın imtihanı da farklı bir şey yani. Var ama işte imtihanı da böyle ağır oluyor. Zaman zaman söyleriz. Allah-u Teala bunu söylemden ileri geçirmeye bize nasip etsin. Amin. Uygulamalarımızda da bu konuda dikkatli olmayı lütfetsin. Amin. Ancak şimdi söyleyebiliyoruz yani. Meşayih'tan bizzatı ziyarete gitmiş efendim bazı hoca efendiler. Hocamlar kusura bakmasın. Hoca takımı biraz yemeği sever. Efendim güzel yemeği severler yani. Böyle yağlı, ballı
efendim baklava, börek olsa hocaların keyfine denmez yani. Onlar da öyle bir ümitle, bir arzu ile bir sufi zatın evine gidiyorlar. Diyorlar ki bu bize bir ziyafet verir. Yani bir koyun keser. Efendim. Gidiyorlar. Mübarek de hemen bir sini ortaya getiriyor. Üstüne bir tas sirke biraz. Bildiğimiz sirke, kuru arpa ekmeği. Getiriyor, ortaya koyuyor. Hoca efendiler bakıyorlar ki bu şaka mı, espri mi? Böyle şey olur mu? Biz koyun beklerken, baklava, börek beklerken böyle bir şaka, ortada sirke, kuru ekmek. Efendim, şey efendi sormuş. Ekmeği böyle bandırıp mı yersiniz yoksa içine mi doğrayayım? Sirkenin içine mi doğrayayım? Yoksa siz öyle batırır mısınız? Siz bilirsiniz demişler ama nevirleri dönmüş yani. Mübarek doğramış şeyi. Ekmeği sirkeye doğramış. Karıştırmış. Buyurmuş ki şükrünü eda edebilecekseniz buyurun yiyin. Kaşık hocaların elinden düşmüş. Kaşığı düşmüş.